Merhaba sevgili izleyiciler, Bir TV ekranlarına hoş geldiniz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'de ayak bastığı, İzmir'de önemli anılarını bıraktığı yerleri gezmeye devam ediyoruz. Bugün de İki Çeşmelik Yokuşu'nda Ankara sinemasında gerçekleştirdiği bir anısını sizlere aktarmak istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi İzmir 1919'da işgal edildikten sonra 3 yıl 3 ay 24 gün boyunca Yunan işgali altında kaldı ve büyük bir acıya tanıklık etti. Bu süre içerisinde hiç şüphesiz ki bu acıların en büyüğünü Türk kadınları yaşadı. Her ne kadar İzmir bu acılara kendi içerisinde direnmiş olsa da tam anlamıyla kurtuluşunu tek başına sağlaması mümkün değildi. O yüzden hemen İzmir'in işgalinden bir gün sonra, yani 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'na binerek milli mücadeleyi başlatan 19 Mayıs 1919'da da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk aslında eş zamanlı olarak İzmir'e kadar uzanan bir yolculuğu başlatıyordu. İşte o yolculuğun içerisinde 22 Haziran tarihinde şunu söylemişti Mustafa Kemal Atatürk Amasya Genelgesi'nde: milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyordu. 9 Eylül 1922 günü İzmir'i kurtardıktan sonra İzmir'de Latife Hanım'la tanışmış ve bu tanışıklık evliliğe doğru ilerlemişti. 29 Ocak 1923'te gerçekleşen evlilik sonrasında da artık Atatürk'ün İzmir günleri öncesine göre bir hayli artmaya başlamıştı. Bu İzmir ziyaretlerinin bir önemlisi de 27 Temmuz 1923'te gerçekleşti. Mustafa Kemal yine İzmir'de bulunduğu süre içerisinde kabulleri gerçekleştiriyor. Aynı zamanda doktorların tavsiyesiyle istirahatini gerçekleştiriyordu. Kendisini ziyaret eden kişilerden bir tanesi de Cemil Bey'di. Cemil Bey, Türk sinemasının en önemli taşlarından bir tanesi, en önemli aktörlerinden bir tanesidir. Türkiye'nin ilk kameramanlarından, ilk teknisyenlerinden, aynı zamanda sinema işletmeciliği de yapmış çok önemli bir sinema karakteridir. İstanbul'daki ilk yazlık sinemanın kurucusu ve birçok Türk filminin yapımcılığını da üstlenmiş. Aynı zamanda Türkiye'nin ikinci milli yerli film stüdyosunu da kurmuş kişidir. Cemil Bey 1895 doğumlu olup aslen asker kökenli olmasına rağmen, birçok cephede savaşmış olmasına rağmen daha sonra ordu içerisinde sinema sektörüne doğru bir kayış başlatmış ve bu süre içerisinde çok önemli çekimleri de imza atmıştır. Sultan Reşat'ın Dolmabahçe Sarayı'ndaki kabulleri, Enver Paşa'nın ailesiyle olan video çekimlerinin yanı sıra hepimizin hafızalarında yer etmiş olan Halide Edip Adıvar'ın 1919'da 200 bin kişilik Sultanahmet mitinginde Sultanahmet Camisi'nin şerifesinden çekimleri yapan kişi de yine Cemil Bey'dir. Soyadı kanunuyla beraber Filmer soy ismini alan Cemil Bey, 1923 yılının Temmuz ayında Atatürk'ün önemli konuklarından bir tanesi oldu. Bu kabul esnasında Atatürk'e cephede çekmiş olduğu filmleri izlettirme teklifini sundu. Kendisinin 1984 yılında yazmış olduğu anılarında, kitaplaşmış anılarında da anlattığı gibi, cephedeki filmlerin son bölümünü izlemesi için Atatürk'ü davet ettiğinde, Atatürk, Mustafa Kemal, yaveri Muzaffer Kılıç'ı yanına çağırarak kendisine o günkü programı okumasını istedi. Muzaffer Kılıç programı okuduğunda bu programı iptal etmesini ve sinemada cephe filmlerini seyretme teklifini Cemil Bey kabul etti. Tabii Cemil Bey burada özellikle şu vurguyu yaptı: paşam, burada sergilemek yerine, size göstermek yerine bunu sinemada işletmiş olduğum Ankara sinemasında sizlere izletmek daha sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda orada bir de size farklı filmler de izletiriz teklifinde bulundu. Daha sonra Atatürk saat 3 gibi sinemaya ulaştığında bu haberi alan İzmirliler İki Çeşmelik Yokuşu'nu hınca hınç doldurmuşlardı. Mustafa Kemal'e dokunmak isteyen, ona ulaşmak isteyen İzmirlilerin, kadınlı erkekli İzmirlilerin hali görülmeye değerdi. Bu yoğun ilgi içerisinde sinemaya gelen Mustafa Kemal Atatürk kendisine ayrılmış locaya çıkıp balkondan şöyle bir aşağı baktığında izleyicilerin tamamının erkeklerden oluştuğunu gördü. Bunun üzerine Cemil Bey'e dönüp şu soruyu sordu: neden içerideki kadınlar yok? Cemil Bey o zamanın şartları içerisinde, paşam, kadınlar sadece salı günü burada film izleyebilirler, erkeklerle beraber film izlemeleri yasaktır cevabını verdi. Düşünün ki 1923 şartlarında bile İzmir Türkiye'nin yine en modern şehirlerinden, en çağdaş şehirlerinden bir tanesiyken bile burada kadınla erkeğin beraber film izlemesi söz konusu bile değildir. Düşünün, Anadolu şehirleri bu konuda çok daha kapalı durumdaydı. Daha sonra Atatürk bu cevabı aldıktan sonra yanındaki yaveri Muzaffer Kılıç'a dönüp, Muzaffer aşağı in, kapıyı aç ve bütün kadınları içeri aldı. Atatürk'ün talimatıyla kapı açıldı, bütün kadınlar içeri girdi ve salon hınca hınç doldu. Cemil Bey o anı içerideki yoğunluktan ve coşkudan dolayı filmi başlatamıyordum diye anlatıyor. Kadınlar Atatürk'e müthiş bir ilgi gösteriyorlar, bir teşekkür ve coşku sergiliyorlardı. Bu sahne Türkiye'de kadın haklarının gelişmesi konusunda ismi konmamış önemli sahnelerden bir tanesidir sevgili izleyiciler. Dünyada bile kadın hakları tam anlamıyla yerini bulamamışken, daha devrimler tam anlamıyla başlamamışken Mustafa Kemal büyük bir tabuyu yıkarak Türkiye'de ilk defa burada, İzmir'de İki Çeşmelik yolunda, Ankara sinemasında kadın ve erkeğin birlikte sinema filmi seyretmesini sağlamıştır. Ve cephe filmlerinden önce
Atatürk'e Cemil Filmer bir film izletir, bir komedi filmi izletir. Atatürk çok mutlu olur, kahkahalarla güler, inanılmaz derecede keyifli bir gün geçirmiştir. Cemil Bey'e döner ve Cemil, bir kez daha seyredelim şu filmi, mümkün müdür diye sorduğunda paşam istediğiniz kadar seyredebiliriz diye cevap alır ve tekrar film gösterilir. Film bittiğinde Atatürk gayet mutludur, salondaki herkes gayet coşkuludur, gayet mutludur. Ardından cephe filmleri planlandığı gibi gösterilir ve Atatürk salondan mutlu bir şekilde ayrılır. İşte o gün Atatürk'ün bu kadar eğlenerek seyrettiği film hangisi diye sorarsanız o da Charlie Chaplin'in Charlie İdam Mahkumu filmidir. Cemil Filmer'den Charlie Chaplin'e ve oradan da Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan güzel bir yolculuğun, güzel bir üçgenin başladığı yerdir Ankara sineması. Türk kadınının haklarının kazanılması yolunda adı konmamış bir gündür o gün. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu yolda emeği geçen herkesi sevgi, saygı ve şükranla selamlıyoruz.